kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan cins. Nefis kuru yemişleri. Afet oldu bir anda. 3 buçuktan beri yağmur yağdı buraya ya. Sabaha karşı mı başladı? Evet, sabaha karşı. Bizim oradan arabalar hepsini topladı götürdü. Ölen evet. Var mı? Ölen çöpte varmış 8 kişi. Ambulans gidemiyor oğlum. Ambulans da şurada. Ha? Sahurdan önce başladım. Sahurdan önce? Biz sahur yaptık ondan sonra.
Yağmur zaten yağmıyordu biz sahada yaparken. Bundan sonra yağmur bayağı hızlandı. Caminin pencereleri açıktı. Biz onları kapatmaya gittik. Daha sonra yağmur çoğaldı. Caminin orada rovarlar falan vardı. Onu açmaya çalıştık. Oradan biri dedi ki pis çaldı. Ev uçmuş. Oradan bir yaşlı amca ile yaşlı teyzeyi çıkardık. Daha sonra yukarı çıktık. Arkadaşımıza yardımcı olduysak biz hemen gittik. Siz cami imamı mısınız? Yok. Benim babam orada görevli. Kaç kişiyi kurtardınız? Ben kurtarmadım. Yardım ettiniz. Ya yardım ettik. Peki ölen var mı? Hayatını kaybeden var mı? Şu an olarak ben tam olarak bilmiyorum yani. Yüzük altında birilerinin olduğu söyleniyor. Ya 3 kişi diyebiliyorum var yani. 3 kişi diyebiliyorum. Başladı. Devam dedik gidiyoruz. İşte Allah'ın bir afatı yani bu. 3.30-4'te başladı. Devam ettik. İşte burada böyle oldu. Kaç kişi oldu? Ya burada öyle yoksa bir beldesinde var. Orada da hasar çok. Yani bu Garekse beldesinde de hasar çok. Yani Allah hasar yasın. Yerdekiler ne amaçlı orada? Yayla. Ya yayla o. Yazdık. Yazlığa gidiyorlar. Yayla o. Çökek yaylası. Çökek yaylasında. Oranın sakinlerinden. Ölü var ama tam ne olduğunu biz bilmiyoruz. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Yaylaya çıkış yolları kapandı. Karex, işte bu Garekse çıkış yolu burasıydı. Biz burayı açtırdık. Burayı açtık, bekliyoruz işte yukarıdan. Şu anda yukarıya yol açık. Ambulanslar yukarıya, tam yukarıya açık değil. Bazı bölümlerde elleriyle getiriyor. Bir de helikopterler alıyor. Bak istiyorsanız çek. Alırsanız helikopter. Aram buraya denerken iş bitti demek ki. Yok abi bunlar genelde Thank you.
Sayın Valim, son durum nedir acaba? Ölü sayısı, yaralı sayısı hakkında. Ölü sayısı yukarıda söyledik ya, ben 5 tane vatandaşımız hayatını kaybetti maalesef. 13 tane de yaralı vatandaşımız var. Yaralı vatandaşlarımızdan hayatı tehlikesi olan yok. Vatandaşlarımızın zararlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor, yürütülüyor. Tabii 7 saatlik bir süre içerisinde yağan yaklaşık 121 kilogramlık bir yağış var. Gerçekten çok fazla yağan bir yağış var. Ama bu yağışın yanı sıra biz de sadece yağışa suç bulmayacağız. Aynı zamanda bizim de yapmamız gerekenler var mı? Bu vesileyle bir kez daha hepimizin değerlendirmesinde fayda var. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Mesela bir derecede mi?